Merhaba, işte yine birlikte Virginia Güzel Sanatlar Müzesi'nin Modern ve Çağdaş Sanatlar Galerisi'ndeyiz. Ve Sari Dienes'in Yıldızdan Daire adlı eserine bakıyoruz. Bu eserin bazı kısımları 1953 59 yılları arasında bir dönemden kalma. Evet, eser dedim çünkü bu tam olarak bir tablo değil. Bu eser, asamblaj, kabartma ve tablo arasında bir yerde duruyor. Zaten Sari Diyenes eserlerini oluştururken deneysel davranmayı severdi. Yeni malzemeler toplamaya bayılırdı. Hatta bazen malzemeleri daha üretim aşamasındayken edinirdi. Yeni kağıt türlerini dener. 1950'lerde bile Tyvek marka polietilene çok benzeyen malzemeler kullanırdı. Bu malzemelerle pürüzlü yüzeyler, ızgaralar, rögar kapakları yapardı. Ayrıca nesnelerin alçıdan kalıplarını yapmayı da severdi. Bu eserin odak noktası da bir rögar kapağının alçıdan kalıbı. Sanatçı Manhattan'da caddelerde dolaşır, kaldırımlara, her yere sanat eserleri yapardı. Metrolardaki havalandırma ızgaraları, Üstüne basıp geçtiğiniz rögar kapakları kısacası endüstriyel dünyanın ürünleri diyenesin eserleri için ona malzeme sunan nesnelerdi. <laughs> Sanatçı gece yarısı bile dışarı çıkmaktan çekinmez. Bazen de meslektaşı Jasper Johns yoldan kimsenin geçmemesi ve düzgün çalışabilmesi için ona yardım ederdi. İşte bu incelediğimiz rögar kapağı kalıbı da böyle bir günde çıkarıldı. Ah, ancak şunu eklemem lazım. Jasper Jones, DNS'e yardım ettiği sıralarda henüz üne kavuşmamıştı. O dönemde Jasper Jones ve Robert Rosenberg kariyerlerine yeni başlıyordu. Hatta muhtemelen bu iki sanatçı DNS'in stüdyosunda tanışmışlardı. Dienes, farklı fikirlere malzeme kullanımlarına açık, deneysel üslubu benimsemiş bir sanatçı olduğundan, meslektaşları sürekli onu ziyaret ederdi. Eh, haliyle Jasper Jones ve Robert Rauschenberg de Dienes'in bu farklı yaklaşımından etkilenmişti. Evet, neyse, esere geri dönecek olursak, ben Dienes'in bu eserine bakınca, Janus'ın sonraki yıllarda verdiği bir eserini hatırlamadan edemiyorum doğrusu. Burada Janus, Dienes'inkine benzer bir şekilde kop koyu, pürüzlü, büyük bir gri yüzey yapmış. Dienes burada belki de caddeyi levha üzerinde yeniden oluşturmak istedi diyebiliriz, değil mi? Rögar kapağının alçı kalıbını almış, yine pürüzlü alçıdan yüzeye gayet kabaca bu kalıbı eklemiş. Sonra da bu kısmı griye boyamış. Bana asfaltı hatırlatıyor. 20. yüzyılın ortalarında günlük hayattaki malzemelerden sanat yani güzellik ortaya çıkarmak ne radikal bir adımdır tahmin edebiliyor musunuz? Üstüne basıp geçtiğimiz farkında bile olmadığımız neslelerden sanat eserleri çıkarmış diyeniz. Tabii D.N.S. etrafındaki dünyaya karşı açık görüşlüydü ama dünya ona ne kadar açık görüşlü davrandı, onu bilemiyorum. Bunu söyleme sebebim şimdiye kadar D.N.S.'ten sanat camiasında çok bahsedilmemesi. Neyse ki artık müze duvarlarında eserlerini görebiliyoruz. Ah, videoyu bitirmeden önce başka bir konuya daha değinmek istiyorum ben. Önümüzdeki dönemde araştırmacılar Jasper Jones ve Robert Rauschenberg'in 1955'te DNS'in eserleriyle yaptığı şova odaklanabilir. Şov derken DNS'in eserlerinin New York'taki lüks bir giyim mağazasının vitrinlerinde sergilenmesinden bahsediyorum. Andy Warhol ve Salvador Dali gibi sanatçıların eserleri de deneysel galeri olarak gördükleri bu mağazanın vitrininde sergilenmişti. Yine tabii mağazanın ürünleri vitrinde yer alıyordu ama arka planda sanat eserleri vardı. Benim bildiğim kadarıyla sergiledikleri eserler konusunda epey özgürdüler ve seçim hakları vardı. Jasper Jones ve Robert Rosenberg'in DNS'in eserlerini vitrine koyması bence ona verdikleri önemi gösterir. Bakın, DNS'in Rögar kapaklı eseri de arkada. Bu bahsettiğim mağazanın adı Bonwit Teller'dı. New York'un meşhur moda merkezi 5. Cadde'de yer alıyordu. Yani burası altı üstü bir mağazaydı ama bir açıdan bakarsak prestij merkeziydi de. Evet, Sari Dienes'in bu alçıdan kalıpları 1953'te, belki de daha önce yapmaya başladığı biliniyor ama aynı zamanda şu da bilinen bir gerçek ki eserin alt katmanını oluşturan Fomkor levhalar 1957'de satılmaya başlamıştı. Eh, bu da sanıyoruz Fomkor'un çok eski bir versiyonu ki bu da mantıklı çünkü sanatçının yeni malzemeleri denemeyi sevdiğini görmüştük. Zaten bu sebeple eserin yapım yılını tam bilmiyoruz. 1953 ile 59 arasında diyoruz. Çünkü parçalar ne zaman bir araya getirildi belli değil. Tabii belki bu verdiğimiz yıl aralığı bile yanıltıcı. Çünkü sanatçı çeşitli malzemeleri stüdyosunda topluyor. Onlar üzerine uzun süre çalışıyordu. Ama bu eserin yapım yılı olarak kabaca 1953 ile 59 arası diyebiliriz. Ve işte bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.